Motor pırlanta. Siktim seni aşınmaz abi. Kimi lan kimi? Senin aklın nerede oğlum? Ya abi bırak Allah'ını seversen ya. Her şeyi ayarladım baksana. Yakıt bağlantısı da tamam. Şişt. Motoru çalıştırayım mı? Stop start düğmesi bile var. Hey yavrum hey. Metin Özdemir. Hadi bismillah. Lan. 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 Niye çalışmıyor lan bu? Abi bize bozuk motoru mu getirdiler tamir edelim diye ha? Getiriyorsun tezgahın üstüne bırakmış bir de. Ne kadar anlamsız bir hareket abi. Niye getirdiler bunu? Haydi. Oğlum bunlar hakikaten motoru çalmışlar. Uyanmayalım diye de buraya getirdiler. Allah kahretsin lan. Abi dur dur. Bunlar şifre koymuşlar motora. Bak ondan çalışmıyor bak. Ne diyorsun lan? Ondan çalışmıyormuş abi. Vallahi mi diyorum? Evet. Maç kaç kaç olursa olsun koynatınca sevinen kire gibi olduk yemin ederim ya. Bu nasıl bir şeydir oğlum? Elin hırsızı buraya şifre koymuşmuş hala neyi sevincesindeyiz? Mete Gözdemir. Onun kirelerinin hiçbir farkımız yok yemin ederim ya. Neydi onlar? San Marino, efendim, Liechtenstein. Sen bir tane söyle. He? Oluya vermiyor kendini Metin ya. O zaman bunun şifresi ne ki? Detone lan bu. Sıfır sıfır sıfırdan mı başlayıp deneselik abi ha? Bon çanta mı lan bu? Bize hacker lazım. Üç denemede motoru patlatırsak ne yapacağız? Bu mahallenin iplerinden Çağlar vardı. Eski manitasının MSN'sini patlatmış diyorlardı. Ona mı gitsek? Metin. Çok dikkatli olmamız lazım abisi. Biz güvenliği biraz aksatmışız. Bundan sonra her şey üçümüz arasında. Sen, ben, Feyza. Oğlum bildiğini izlemiyor olabiliriz. Ya bırak abi abartma gözünü seveyim. Bildiğin teyze bu ya. Ben bundan korkmam. Severim ben bunu. La illa kork diye söylemiyorum oğlum ya. Sütlüyenin arasından para çıkartan teyzeler var. Herkes göründüğü gibi değil. Onu söylüyorum. Ya yine acem mi? Ya abi abartma gözünü seveyim ya. Mahalle burası bizim mahallemiz ya. Aynı mahallemizden çalmadılar mı oğlum bizim motorumuzu? Şu kafayı bir değiştir artık Metin ya. Bundan sonra bizim için herkes şüpheli. Lan işte bak aynı kadın. Ayşe teyze temizlik yapıyor işte bak. Temizlik yapar mıydı oğlum bu kadın? Yapmazdı. Tembel karnı tekiydi. Yok artık. La ondan demiyorum oğlum ya. Zekemmi'yi düşün mesela bakalım işte onun damadı. Nereye gidiyor şimdi bu? Hani bu da öterde işsizdi. Nereden geldi bu para? En iyisi sorma. Ben sorarım oğlum gibi yani. Ajan psikolojisi. Bundan sonra bizim herkese şüpheyle bakmamız lazım. Ya abi şüpheyle yaşanmaz. Gözünü seveyim ya. Lan işte bununla mesela kızın önlüsünü değiştirmişler. Artık eski okulunda ne yaptıysa fallik. Ya abi bir siktir git gözünü seveyim. İşim gücüm var benim ya hadi ya. İyiydi lan. Eczaneye mi? Kıza mı açılacaksın? Açılacağım. Kodum kafaya. Allah işe biraz getirsin kardeşim. Halden mal almaya gitmiyorum abi. İlan aşk edeceğim. Gözünü seveyim. Neyse. Vira bismillah. O ne lan? Bedir abi de işte yeni kiracı almış. Sanki biz bilmiyoruz ne dolaplar döndüğünü orada ne dolaplar döndüğünü. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Aşağı kadın hayırdır sabah sabah kilim dövmeler falan. Lan bana, sen de gel buraya gel. Dükkanın önüne çek, kapat dükkanı. Hem iyi dinlersin gel. 1453, 5-3 daha 8, 8 4 daha 12, 1 daha 13, 3 1 daha 4 yaz. Niye kapalı lan dükkan? Ne yapıyorsun burada gizli gizli? Dünyanın sana kalan kısmını mı kurtarıyorsun? Baba, hoş geldin. Ulan ananız taş doğursa ileride kıymetlenirdi be. Gerçi taş var. Taş var. Baba ayıp oluyor ama. Niye teksin? Nerede ötekin? Şey dedi mi sana? Ekmek mekmek baba filan. Ekmek demedi. Öyle hava almaya çıkmıştı ya. Ha. İyi. Bana kargo geldi mi? Yo. Gelirse açmadan iade et. Ha açtın. Biri bana şaka yapmıştır. Sağlık sigortası yaptırmışım sanki kendime. Yok öyle bir şey. Şaka baba. Şaka. Sağlık sigortası. Tamam. Lan ananız zigon doğursa da olurmuş ha. Valla misafir geldiğinde işe yarardınız. Allah Allah. Zigon çay tutmasına tutar da işte. İçeriden getirebiliyor mu böyle çayı? Servis yapabiliyor mu? Ona bakmak lazım. Babacığım. Değil lan. Dur. Seyirciler hazır mıyız? Emre Tia!